Teşekkür ediyoruz katıldığınız ve vakit ayırdığınız için. Şimdi İmamoğlu'nun dün yapmış olduğu açıklamaları ekranlara getirdik ki bence çok çarpıcı ve asıl söylenmesi gereken cümle buydu. İstanbul ve kayyum kelimeleri bir araya getirilebilecek kelimeler değil, bir araya getirilemez nokta dedi Ekrem İmamoğlu. Şimdi buradan hareketle ben bir gün önce Özgür Özel'in yaptığı açıklamalara dönmek istiyorum müsaade ederseniz. Şöylesi yorumlar vardı ki az sonra yine yeni hedef Ankara mı dedirten açıklamalarını da konuşacağız. Ön almak için Özgür Özel bu açıklamaları yaptı diyen de var. Diğer yandan da bu açıklamalarla farkında olmadan bu düşünceye alıştırma gibi bir sonuç da ortaya çıkarıyor bu açıklamalar diyen de var. Sayın Uslu nasıl değerlendirirsiniz geldiğimiz noktayı? Aslında CHP'nin çeşitli senaryolar üzerinde çalışması bence yani stratejik açıdan baktığınızda stratejik yönetim doğru bir tavır. Şimdi belli ki iktidar iki büyükşehir belediye başkanı ile ilgili önümüzdeki süreçte sürekli bir şeyler arayacak, bir şeyler bulmaya çalışacak, bir şeyleri karıştıracak. Sürekli bu iki belediye başkanını olumsuz haberlerle gündemde tutmaya çalışacak. Niye öyle? Çünkü her ikisi de Cumhurbaşkanlığı yarışında Erdoğan'la rekabet etmesi durumunda açık ara önde görünüyorlar. Dolayısıyla daha seçime de 3-3,5 yıl varken bu başkanların bir şekilde yıpratılması lazım. Birincisi bu. İkincisi eğer mümkünse aday olmaların önüne geçmek gerekiyor. Mesela Sayın İmamoğlu ile ilgili iki tane dava var. Bunlardan birincisi bu ahmak davası denilen dava. Oradan siyasi yasak gelmesi söz konusu. İkincisi yine Beylikdüzü Belediyesi'nde kendisinin hiç dahilinde olmadığı ihale komisyonunda yer almadığı, herhangi bir süreçte imzasının olmadığı bir küçük ihale nedeniyle açılan bir dava var. Ve oradan da hem hapis cezası hem yüz kısaltıcı suç falan olduğu için yine siyasi yasak gündemde. Şimdi bunları yıllardır iktidar bir kenarda tutuyor. Bu ahmak davası şimdi böyle hepimiz alıştık, içselleştirdik ama sadece 5 kelime. 5 kelimeyi 5 yıldır yargılıyorlar. Kamera önünde söylenmiş 5 kelimelik bir söz 5 yıldır yargılanıyor. Daha birkaç yıl yargılanacak. Şimdi 2023 genel seçimlerini bu dava üzerinden etkilediler. Şimdi önümüzdeki seçimi de etkilemek istiyorlar. Dolayısıyla CHP'nin bunun farkında olarak senaryolar üzerinde çalışması, eğer diyelim ki kayyım atanırsa, eğer işte operasyon yapılırsa, eğer hiç siyasi yasak gelirse ne yapmalıyız falan. Şimdi bunlar beyin fırtınası. Bunlar yapılır. Bütün devletler yapar bu tür şeyleri. Bir kenarda tutar. Bu illa da gafil avlanmamak için bunlar gereklidir. Ya da krizi sağlıklı yönetmek için gereklidir. Yoksa bu hani birilerinin aklına bir şeyleri düşürmek için yapılan bir şey değil. Ben o eleştirileri gereksiz buluyorum. CHP önümüzdeki süreçle ilgili çeşitli kriz senaryoları çalışmalı. Orada neler yapabileceklerini, iktidarın hangi adımlar atabileceğini vesaire falan bence beyin fırtınası şeklinde yazıp bir kenara koymalı. Zamanı gelmez inşallah ama zamanı gelirse de çıkarıp yani şoka girmeden çıkarıp kullanabilmeli. O yüzden bence bir sakınca yok ama Sayın İmamoğlu'nun tutumu da çok doğru. Yani böyle bir şeyi akıllarına bile getiremezler, buna cesaret edemezler. Dolayısıyla da hani bu bizim gündemimizde yok dedi. Bu bir meydan okumadır. Yani bir taraftan meydan okuyor ama bir taraftan da arkada mutfak görevini yapacak ve o beyin fırtınaları yapılacak, senaryolar hazırlanacak, her şeye hazır olunacak. Bence önümüzdeki süreç gerçekten her şeye hazır olunması gereken bir süreç. Yani arka arkaya bu belediyelerle ilgili yaşananlara baktığınızda oralarda birileri bir şeyler yapıyor. Yani Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde mesela bir tartışma günlerdir devam ediyor. En son fiziki saldırıya döndü. Tabii görüntüleri de getirsin bugün, hatta arkadaşlarımız az önce göstermiştik. Bugün Ümraniye Belediye Meclis Üyesi CHP'li belediye meclis üyelerine 80-100 kişi civarında bir kalabalık belediyenin içerisinde meclis salonunda saldırdı. Şimdi mesela bunun kim tarafından yapıldığı ve niye saldırıldığına dair saldırıya uğrayan CHP'li meclis üyelerinden haberi yok. Yani burası, bilgisi yok yani. Çok özür diliyorum Sayın Uslu, araya girdim. Burası Esenyurt. Bir de Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki tartışmayı ve Esenyurt'taki tartışmayı da o görüntüleri de getirirse arkadaşlarımız onları da görelim. Çünkü özellikle İstanbul'da Ümraniye Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partili üyeler diyor ki içeri giren, dışarıdan giren kişiler tarafından
CHP'lilere saldırıda bulunulduğu ifade ediliyor Sayın Usta. İşte bakın bu görüntüler. Evet tabii, yani kim olduklarını bilmiyorlar. Hani şimdi Ankara'da saldıranlar AK Partili belediye mensubiyeleri. Affettirmez tabii olayı ama en azından fail belli yani. Evet. Ve o salonunda olabilecek insanlar. Burada kim olduğu belli olmayan, mensubiyelerini hiç tanımadığı birileri geliyor ve mensubiyelerini basıyor ve saldırıyorlar. Şimdi aynı şey Esenyurt'ta, belediye mensubiyeleri görevden alınmamış, haklarında soruşturmalar yok, hiçbir şey yok. Normalde seçilmiş insanlar belediye meclisine, belediye binasına, bırakın meclise, girmeleri engelleniyor ve belediye mensubiyeleri belediye meclisinde olmaksızın kararlar alınıyor vesaire. Şimdi tam bir hak gasbı. Dolayısıyla belediye der üzerinde bir programın yürütüldüğü çok aşikar. O yüzden de CHP'nin her türlü senaryoya hazır olması bence doğru bir tutum. Kurumsal olarak doğru bir tutum. Bunu hani başka bir yere çekmemek lazım. Maalesef Türkiye'de artık partiler bu tür senaryolara her zaman mental olarak, kurumsal olarak hazırlıklı durumda olmaları gerekiyor. Ama evet, ben de İstanbul Büyükşehir'e kayyum atama falan gibi bir işe girebileceklerini zannetmiyorum. Henüz onun yasasını çıkarmadılar. Çıkarsa eğer o da olur. Çünkü terör dışında Sayın İmamoğlu'nu terör örgütü üyesi olarak göstermek herhalde en çılgın savcının bile yapabileceği bir şey değil. Yani Trabzonlu Türk milliyetçisi bir insanı, Atatürk milliyetçisi, aynı zamanda PKK üyesinin olduğunu iddia etmek o kadar kolay bir şey değil. O yüzden ben oradan terör gerekçesiyle ancak kayyum atanabiliyor. Ama diyelim ki yarın öbür gün bunu da yapabilirler. Değiştirip düzenlemeyi sadece terör üzerinden değil, her türlü suç üzerinden diyelim ki kayyum atanabilecek hale getirilirse o düzenleme, o zaman bütün belediyelere kayyum atanma riski ortaya çıkar. Ama şu an için İstanbul Büyükşehir'e terör gerekçesiyle kayyum atamak, dedim ya, şu an çok mümkün görünmüyor. Yani onun altyapısı, yasal altyapısı henüz yok ama bu günün birinde bu da gelebilir mi? Yani iktidarın hikmetinden sual olunmaz. Şimdi anladığımız kadarıyla iktidar da bütün alternatifleri yan yana koymaya çalışıyor. Baktı işte Ahmak davasından yeterli bir meşruiyet belki de sağlanamayacak. O zaman başka hangi yöntemler gündeme gelebilir? Belki orada da böyle bir çalışma olabilir. Şimdi Ahmet Özer diyor ki, Esenyurt Belediye Başkanı, ikinci hamle İmamoğlu olacaktır diyor cezaevinden yaptığı açıklamada. Bu arada tabii bir gizli tanık çıktı ortaya. Bu gizli tanık kim? Onu bilmiyoruz. Ne söyledi bilmiyoruz ama Ahmet Özer cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Bu noktada bir önemli ayrıntı, hatta onun grafiği hazır olacaktı arkadaşlarım, eğer hazırsa ekranlara getirsin. Ahmet Özer'in tutukluluğuna yapılan bir itiraz vardı. O itirazın sadece 40 dakika içinde karara bağlandığı ifade ediliyor. Sadece 40 dakika değerli izleyiciler. Avukatı Serbülent Özavcı Barış Terkoğlu'na bir açıklama yapıyor. 50 dakikalık bir süre içerisinde 40 sayfalık itiraz dilekçemizi, hukuk profesörlerinin hazırladığı 38 sayfalık bilimsel mütalayı ve 126 sayfalık savunma delillerini 40 dakikada incelemişler ve itirazı reddettiler diyor avukatı yaptığı açıklamada. Yani aslında şuraya gelmek istiyorum Sayın Usta. Burada bu itiraza verilecek yanıt da anladığımız kadarıyla daha önceden belli. Bu dilekçeler gerçekten okundu mu, orası da ayrı bir soru işareti. Ne dersiniz? Tabi bu tür davalarda benim gördüğüm, zaten karar önceden verilmiş oluyor. Yargılama sonunda alınacak karar da şu andan bellidir. Onu da söyleyeyim şu an. Yani yargılama başlamadı. Bir süre sonra iddianame hazırlanacak, işte mahkemeye, duruşmaya gelinecek falan. Oralarda verilecek karar da bellidir. Yani bu tür siyasi tutuklamalarda yargısal bir süreç, hukuksal bir süreç beklemek çok da makul bir beklenti değil maalesef. Maalesef değil. Türkiye'de iki tür dava var. İşte bir hukuki davalar, işte yani vatandaşın davaları, bir de siyasi davalar. Siyasi davalarda hukuksal süreçler işletilmiyor. Orada doğrudan sonuca götürecek biçimde karar baştan belli. Bu da böyle bir siyasi karar. Sayın İmamoğlu'yla ilgili Ahmak davasında yaşanan onları hatırlayın. Yani savcının yargıç değişti, bilmem ne mahkeme heyeti değişti, değil mi? Yani bütün o süreçler de yaşandı. Yani olmuyorsa, dedim ya, orada da alınacak karar belliydi. Ama hakim o
kararı alamayacak bir hakim olunca cezalandırıldı. Tekrar alt bölgeye geri gönderildi. Hakimlikte, savcılıkta böyle bir şey yok. Üst bölgeye gidince alt bölgeye geri gönderilemezsiniz. Orada bir üst bölgede görev yaparsanız çok kısa bir süre içerisinde İstanbul'dan tayini çıkarıldı ve Samsun'a geri gönderildi falan. Şimdi oralardan baktığınızda zaten bu tür siyasi yargılamalarda karar baştan veriliyor. Sayın Ahmet Özer'le ilgili bence mahkemenin vereceği karar da şimdiden bellidir. Ama tabii mağdurların ve avukatlarının yapabileceği başka bir şey yok. Onlar hukuki haklarını kullanmaya gayret ediyorlar. Hani bir umutla. Fakat şu ana kadar benim gördüğüm hukuk hiç devreye girmedi Ahmet Özer davası olayında. Pekala, şimdi Ankara'ya da biraz önce konuştuk. Hatta Ankara Büyük